Daha ne kadar bekleyeceğiz yani? Motor mu bu? Biraz yiyelim de toparlayalım. Kazanmak kazanmak. Başka bir şey düşünmez misin sen? Düşünürüm tabii. Senin karılıktan, annelikten nasibini almamış bencilin biri olduğunu, benim hayatımı mahvettiğini düşünürüm. Allah seni kahretsin. Saygısız yaratık. Aslılar mahalleden ayrıldılar oğlum. Ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Meraklı olmak iyi değildir. Adamın başına bela gelir anam. Nasıl? Nasıl mı? Böyle işte. Sana ayakkabı aldım. İyileşince giyeceksin. Sen de artık arkadaşlarınla top oynayacaksın, tamam mı? Ama ablanı üzüyorsun oğlum. Ablasına naz yapıyor anneciğim. Öyle değil mi? Bekarlığın nimetlerinden biri de şapkınlık. Var mısın? Aman aman yok. Bak övündüğümü sanma. Bir telefonumu bekleyen çok sayıda hanım var. Ünlüsü, ünsüzü, her neyse. Ama inan canım hiç çekmiyor. Telefonunu kaybettim, yoksa aramaz mıydım? Gitsek artık. Merhaba. Merhaba. Bak bunu yazıyorum. Gidiyoruz. Enişte, ya biz? Ya Gülsün seveyim enişte? Farukcuğum, onları da çıkaralım. Siz artist falan mısınız? Yo, bunu da nereden çıkardın? Bütün gazeteciler sizin resimlerinizi çektiler de. Tabii çekecekler. Faruk Çınar karakola düşmüş, kaçırırlar mı? Kız burası kral dairesi miymiş? Herhalde yani. Ay, parası da çok galiba. Baksana kız, yatak bizim ev kadar vallahi. Hı-hı. Acaba hangimize nasip olacak kız? Yürü kız. Ben seni satın almayı düşünmedim ki. Aa, ben niye buradayım peki? Ben de anlayamadım. Yani bana git diyorsun. Tamam, giderim. Dur bir dakika. Ben sana git demedim ki. Ne bileyim, kaldı demedin ki. Aklım Aslı'da kaldı ya Memoş. Niye kız? Şey, adamın gönlü yoktu pek. Kızı üzmesin. Niye üzsün ki? Faruk Bey'in bugünlerde kafası biraz karışıktı. Ondan gönülsüz gözüktü. Biliyor musun? Epeydir gülmeyi unutmuştum. Epeydir unuttuğun başka bir şey daha olmalı. Ne? O verdi de sen almadın mı? Almadım. Çok paraydı bıraktı. Çok para verdi ve sen almadın öyle mi? Hı? Doğru söyle kız, dudağından öptürdün mü? Vallahi öptürmedim. Öptürmem Ayla. Bugüne kadar bir tek erkek öptü dudaklarımdan. Sevdiğimdi. İlk aşkımdı. Başkasına ölsem de öptürmem. Böyle avutuyorum kendimi. Onu unutamadın değil mi? O burada, İstanbul'da.
Öyle bir his var içimde. Sonuna kadar arayacağım onu. Ve bir gün mutlaka bulacağım Aslı'yı. İşte babanız çocuklar. Barajlar kralı, tersaneler kralı Faruk Çınar fahişelerle. Bakın okuyun. Okuduk anne. Bütün gazetelerde o haber var. Bütün haberler değişik. Kimi kadın pazarlığı yaparken basıldığını yazıyor, kimi de babamın tesadüfen karakolda olduğunu yazıyor. Bunun tesadüfü mü olur ayol? İyice baksanıza. Resmi grup halinde çekilmiş. Kadınların ne mal olduğu belli. Hele şu kızı saçlı bir fahişe var yanında. Natasha mıdır nedir? Anne ya daha mantıklı olamaz mısın? Benim babam öyle Natasha'lara, adi karılara bakacak adam. Bence de anne. Babamın karakolda oluşunu kadınlara bağlaman gerçekten mantıksız. Şeş beş. Mantıksızmış. Babanızı göklere çıkarın bakalım. Daha ne kadar çıkartacaksınız? Çıkartın. Hep onun yüzünden zaten. O zaten göklerde, yükseklerde. Şimdi bana kızacaksın ama onun bir işaretini bekleyen nice kadın var. Hem de sosyetik gözde kadınlar. Senin arkadaşların bile. Böyle fahişelerle ne işi olabilir ki? Beni çıldırtmak için yapıyor. Kadınlık gururumu incitmek için yapıyor ahlaksız. Anne ya. Niye ahlaksız dediğin adama tahammül ediyorsun öyleyse? Doğru. Babam bizim yanımızda senden boşanmak istediğini söyledi. Kabul etseydin. Sizin için, ikiniz için kabul etmedim. Başka ne olabilir ki? Sevgi mi kaldı babanızla aramızda? Saygı mı kaldı? Ama Allah kahretsin. Babasız kalmanızı istemiyorum. Önemli değil. Annesizliğe alıştığımız gibi babasızlığa da alışırız. Bize nicedir annelik yaptığını söyleyemez. Terbiyesiz, küstah. Babasının oğlu ne olacak? Ben de kabahat ki sizden evlatlık bekliyorum. Analık yaptığın kadar bekle. Ne? Defol karşımdan. Defol! İt! Lanet olsun sizlere! Lanet olsun! Sakinleşince bu konuyu tekrar konuşuruz anne. Buyurun Çınar Holding. Ben Selda. Faruk Bey'i bağlayın bana. Bir dakika efendim. Eşinizi bağlıyorum Faruk Bey. Evet. Ne olmuş? Kumardan içkiden başını kaldırıp gazeteleri okumaya fırsat buldun demek. Evet okudum. Rezilliğini gördüm. Nasıl bu kadar küçülebilirsin ha? Fahişelerle, pisliklerle sen. Krallığına yakışan bir cariye bulamadın demek. Hiçbir konuda sana hesap vermek zorunda değilim artık. Bitti. Koptuk Selda. İlk kez bu kadar kesin kararlıyım. Dönüşü yok. Sen de uygarca davran. Ve bu gerçeği kabul et. Asla. Basit oyunlar oynuyorsun benimle. Beni küçük düşürmek, çıldırtmak için her şeyi yapıyorsun. Öyle değil mi? Söyle, konuş. Konuş benimle, söyle. Bundan sonra seninle avukatım konuşacak. Buyurun efendim. Karımı bir daha bağlama. Kesinlikle bağlama. Peki efendim. Ay bana bak bana. Ay inanmıyorum. Harika. Öpe. Ay ne güzel çıkmışız ya. Hani önemli değildi. Avukat cart cart atıyordu basamazlar diye. Parasıyla rezil olmak da buna derler işte. Avukat Faruk zor baş atır artık. Adamın başına iş açtık. Bizim yüzümüzden karakolluk oldu. Ne olmuş? Biz her gece basılıyoruz. Faruk'la biz bir miyiz oğlum, o başka. Kız, bir bana bak. Herife taktı bakıyorum ha. Çok mu iyiydi ya? İyi miydi? İyiydi. Çok iyiydi. Ama seni sorduğum manada değil. Adam gibi adamdı yani. Üf tamam tamam. Ben evci çıkacağım kızlar. Anneme gidiyorum. Kız, araba ne oldu? Vaz mı geçtin? Alıyorum kız. Kaporasını verdim. Ufak tefek işi varmış. Bugün teslim edecekler. Hadi görüşürüz. Bye bye. Makası gördün mü Aslı? İşte orada. Ne yapacaksın? Resmimizi kesip çerçeveleteceğim. Çok mu önemli kız? Önemli ayol. Koskoca Faruk Çınar'ın grubundayız. Hayat kadınları olarak. Keşke bu resim hiç çıkmasaydı Ayla. Neyin var senin ya? Bu resmi onun görmesini istemiyorum Ayla. Hoppala. Ay ne fark edecek ki Aslı? Ayrılmışsın çocuktan, kaçmışsın. Kaçtı bilsin. Ne bileyim, öldü bilsin.
Ama böyle olduğumu bilmesin bir aile. Bilmesin. Bak Murat, bozuluyorum sana. Ne oldu yine? Ne oldusu var mı yine? Taktın kafanı kıza. Lanetçi. Gitsin mi? Seni aramayanı sen de arama arkadaş. Aslı'yı sen de severdin. Dünya ahiret bacım derdin. Ne oldu şimdi? Sana kelek yaptı. Nasıl? Yani aramadı, sormadı. Çekip gitti be Murat. Başka? O kadar. Aslı'yla birbirimizi deliler gibi sevdik Cemal. Şimdi ayrılmışsak mutlaka bir sebebi vardır. Aslı'yı bulunca anlayacağım bunu. Bekliyorum seni. Yok bekleme. Arabayı akşam gelir alırım. Hadi. Güle güle. İnşallah bulamazsın lan. Bulamazsın. Emine'ye pantolonu önce kurup sonra onu alın. Buraya da dikkat et. Tamam mı? Naciye abla. Aa, Murat. Murat geldi. Ne çabuk. Gel öpeyim. Terhis oldun mu? Oldum abla. Görünce şaşırdım. İyi misin? İyi. Sen de iyisin abla. Hiç değişmemişsin. İhtiyarladık oğlum. Seneler su gibi akıyor. Aslı? O çoktan ayrıldı buradan. Biliyorum. Sen Aslı'nın en yakınıydın. Öz ablası gibiydi. Hani belki nerede olduğunu bilirsin diye sana geldim. Vallahi bilmiyorum. Buradan ayrılırken ağlaştık ikimiz de. Beni unutma kız dedi. Sık sık geldi. Ama hiç gelmedi. Bir haber falan? Hiç. Deli olacağım abla. Sanki yer yarıldı, Aslı içine girdi. Üzülme boş ver. Vefasız çıktı de unut gitsin. Kolay değil ki. Peki abla, seni daha fazla tutmayayım. Allah'a ısmarladık. Harika. Kıtlıktan çıkmış gibisin oğlum. Emrine sağlık anne. Ev yemeği, senin yemeklerin vallahi. Lokanta yemeğini yeni hiç tutabilir mi anne? Gelip yemeklerini pişireyim. Sağ ol anne, idare ediyoruz. Ebru nasıl? İyi, maşallah çok güzel okuyor. Sınıf birincisi oldu gele. Benim kardeşim benim, bir tanem. Sen de güzel okudun çocuğum. Hiç kalmadın, bizi hiç üzmedin. Babanın iftiharıydın o zamanlar. Şimdi de utancıyım öyle mi? Öyle bir şey demedim yavrum. Öyle anne. Biliyorum. Babam da haklı ben de. Yaşam biçimim bu benim. Kimse de sorumlu değil. Aa bırak ben götürürüm aman canım, çocuğum. Bırak Allah aşkına. Büyük bir iş değil ki bu. Anne. Babam benim adımı ağzını hiç almıyor değil mi? Ha? Bırak şimdi. Belli etmiyor ama çok üzülüyor. Ben de üzülüyorum anne. Ha, dedim ya. Bunu ben istedim. Ama böyle olsun istemedim ki. Aklına bir şey gelmesin ama neredeyse gelirler. Nereye gittiler? Köşedeki markete. Gideyim o zaman ben. Her gidişimde babamla konuşayım, anlatayım diyorum durumu ama cesaret edemiyorum ki be anneciğim. Hoşça kal anne. Ebru'yu çok öp benim için. Güle güle.
Merhaba. Merhaba. Meşgul mü? Sizi bekliyor. Buyurun Kamil Bey. Merci. Merhaba. Merhaba, ne yaptın? Boşanma davasını açtım. 2 gün içinde celbi alır. Önce kendisiyle konuşmalıydın. Bak dostum, blöf yapmadığını anlaması için açtım bu davayı. Bu bir taktiktir. En azından işin ciddiyetini anlayacaktır. Anlamaz. Anlayamaz. Karıma tahammülüm kalmadı artık. Bitir. Hemen bitir bu işi. Tamam. Lütfen biraz sabırlı ol. Dikkatli hareket etmeliyiz. Şu gazetelerde çıkan resimler. Ne olmuş resimlere? O resimler şimdi karının elinde bir koz. Şiddetli geçimsizlik iddiamızı çürütebilir. Yani? Yani Selda Hanım duruşmada seni affettiğini söyleyebilir. Çünkü boşanmak istemiyor. Hakim de resimlere göre suçlu seni kabul edip aleyhimize karar verebilir. Ne? Lafı geveleme Kamil. Bu iş bitecek. Sana yetki verdim. Ne yap et beni bu kadından ayır. Tamam. Kesin bitecek bu iş. Tabii umduğumuzdan çok daha pahalıya mal olacak. Üzgünüm. Ben sebep oldum Faruk. Neye sen sebep oldun? O gece ben azdırdım seni. O adi fahişeler yüzünden karının eline koz verdim. Dur biraz. O benimle kalan kız Aslı. Fahişe olabilir ama asla adi değildi. O gece fenaydım. Her türlü çılgınlığı yapabilirdim. Beni frenledi, oyaladı. Yoksa hala otelde mi? Yok canım. Aradım, çoktan çıkmıştı. Belki şaşıracaksın ama otele döndüğümde onu orada görmek isterdim. Tatlı kızdı senin anlayacağın. Şimdi aa ne edeceğiz şimdi? Aa yatacağız şimdi. Aa hay Allah. Nereye koymuşum ya? Neresi kız? Cikleti mi? Allah kahretsin. Cikletin ütüye yapışmış. Aa, ne bu ya? Bize mi? Memoş. Araba. Bak koş. Ay, Allah seni. Hadi inin aşağı. Onun arabası var. Özel mi? Özel. Şoförü de var. Güzel mi? Güzel. Kızları da var. Güzel mi? Güzel. Maalesef ruhu yok. Bu mu? Sahi Memoş, aldığın araba bu mu? Yok anam. Araba benim değil de ben hayrına tozunu alıyorum arabanın. Yeni arabamız işte. İnsan hayırlı olsun der. Yani sen buna araba mı diyorsun Allah aşkına? Ne o? Beğenemediniz mi aspalar? Yoksa limuzin mi bekliyordunuz? Yakışırdı sana. Hani o Amerikan filmlerindeki şeyler gibi. Pezevenkler gibi demek istedi. Tercüme etme şekerim, anladık. Beğenmiyorsanız bilmezsiniz. Şaka şaka, hayırlı olsun. Artık bizi de evlere servis yaparsın Memoş'cum. Niçin olmasın? Lahmacun, kebap, et, sosis servisi yok mu? Ne o? Sonuçta hepsi et yani. Allah cezanı versin. Ne o? Utandım bakıyorum hemen. Seneye daha iyi bir araba alırız. Tabii hak ettiğiniz parayı kalkıp jest ayağına herifleri iade etmezsiniz. Bu taş sana kız. Faruk parasını söylüyor. Pişman etti zaten. Bir daha karşılaşırsam Faruk'u kaz gibi yolacağım. Tamam mı? Kız gençli boyun pazarı süreçliğini de çekerim. Faruk Çınar gibi bir kısmet adamın başına bir kere konar. Zilli. Başıma konacağını kim söylesin salak? Hadi bin arabaya bin. Bin de gezelim biraz. Gece için teşekkürler Aslı. Ya
Adam müzik içine yapmış. Vallahi söylüyorum. Sen de geç kalacaksın. Çabuk olun biraz. Hadi binin. Şoförü de ay geç kaldık. Özel bir özel. Arabaya bozuk para attın da bereketi gelsin. Akıllım, dükkanlara para atılır bereketi için. Ayol bu arabada bizim dükkanımız işte. İş yerimiz ayol. Yok ya, arabada mı şey içeceğiz yani? Aman aile ya, la bu senin söylediğin şimdi durup dururken. Ayol arabamız bizim vitrinimiz bir kere. Havamız olacak. Kaldırımda dikilmek daha mı iyiydi ayol? Orası doğru. Hadi rahat edin, keyfinize bakın. Ben müşteri ayarlarken siz de arabada bekleyeceksiniz. Tamam hadi rastgele. Hayal. Bizim kocaman oldu Popon Bey. Avrat. Aman kap, kap hemen kap. Evet. Taksi! Taksi! Gel, gel. Gel. Evet, evet. Koçum ya, barda inekler gibi kesildim ya. Karı çıkarız dedi, sonra toz oldu. En birinci numaralarıdır zaten. Biliyorum ama kafayı çekince yiyorum ben bu numarayı. Daha bugüne kadar bardan bir karı çıkartmadım ha. Boş ver, dert etme. İyi koçum, gide paranı mı yanarsın? Karısız kaldığına mı yanarsın? Şu ara sokakları bir yoklayalım bakalım ha. Bana he düşmez ama evine gidip yatsan daha iyi olur abi. Yok koçum, sağda gir. Kafama taktım bir kere. Feletten bir gece bu anasını sattı eve. Hadi canım, hadi başla kapıya. Paran tatlıysa git kendi elma şekeri al, yalarsın. Yavrum, ben şeftali hastasıyım. Yok be, bastır parayı, al manitayı. O kadar para yok, ıskonto yap biraz. Aman be, sıktın ama. Hadi yürü, hadi yürü. Hadi aşağı, hadi aşağı, hadi. Hadi. Merhaba. Merhaba. Karı var mı karı? Herhalde. Bunu simit satmıyoruz değil mi? Biraz daha kibar söyleyebilirdin. Mesela bayan arkadaş arıyoruz diyerekten. Ya bırak size. Var mı yok mu? Aman var dedik gibi. Ne kadar? 10 milyon. İyi. Anlaştık. Hadi. Ver. Hadi be, aman Merkez Bankası gibisin. Ver hadi, ver tamam al. Bana bak, esprinin kızısı her şey mi? Bak şuradalar, arabanın yanında. O kızın saçlı. Kızın saçlı. Aslı, gel canım. Evet, hemen şişir, ondan sonra bitir işi, tamam mı canım? Hadi yürü, yürü. Bay bay. Bay bay kız, sakın matem olma. Tamam. İşi bitir, hemen daha şiş. Dur. Ne oldu kız? Aslı. Aslı! Hayır! 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 Çekil ulan şuradan! Aa. Çekil! Aa. Gel buraya! Gel! Bırak! Gel buraya! Aa. Konuş! Aa. Bırak! Böyle mi bekleyecektin beni ha? Böyle mi bekleyecektin? Bırak! Ayşelik yapmak için mi terk ettin beni? Cevap ver bana! Cevap ver! Aa.
Ne söylememi bekliyordun? Gördün işte, bırak beni, git. Bırakmamı istiyorsun ha? Bırakıyorum işte. Puh, Allah kahretsin seni. Git. Aslı, bırakın beni. Götürün beni buradan. Hadi gidelim. Götürün. Bana ver lan. Hadi gel. Hadi git be. Bana mı ver lan? Hadi taş. Sen git hadi. Bana mı ver lan? Ver lan. Git işe lan. Ver lan, bana mı? Ver be, adını ver. Bir ayda arabaya çabuk. Ver mi lan, bana mı? Dualarımı kabul etmedi Allah. Murat'ı karşıma çıkarma diye yalvarmıştım Allah'ıma. Bu Murat o muydu Aslı? Hani mahallede aşık olduğun çocuk? Evet, o Ayla. Aa, bir yaşıma daha girdim. Kız Ayla, sen biliyor muydun bunu? Bir ara anlatmıştı. Aslı'mın ilk aşkıymış. İlk aşka? Ay demek nikahlı karısı olsan seni öldürürdü bu adam. Öldürmekten beter etmedi sanki. Orospu demesi de çok kolay gelir onlara. Orospu aşağı, orospu yukarı. Beni öyle gördü Ayla. Ona ben böyle doğmadım diyemedim ki. Anlatamadım. Söyleyemedim. Laf söyletmedi ki zaten. Tokadı patlattı. Sen ne dersen de Aslı. Sevmek bu değil şekerim. Sormazlar ki hiç. Ne oldu sana? Bu hallere nasıl düştün? Neden? Niçin? Vura balıya gitsin. Mahallenin yakışıklısıydı Murat. İkimizin sevdası dillere destan olmuştu. Bunlar ölürler ama birbirlerinden ayrılmazlar derdi herkes. O zamanlar konfeksiyondaydım. Paydos'ta Murat çalıştığı taksiyle gelip beni alırdı. Seninki gelmiş kız. Saat gibi, vallahi hiç aksatmıyor Hınzır. Aksatır mı? Aslı gibisini bulmuş. Vallahi ben Aslı kadar güzel olsam taksiyi değil Mercedes'i bekletirim kapıda. Ah, sen aşktan ne anlarsın salak? Haklısın abla, şoför ama aslan gibi delikanlı, çatır. Asılma, depoya gider, görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba, ne haber? İyilik. Ne konuşuyordunuz öyle fiskos? Kızlar bitiyor sana. Yok ya. Sanki farkında değilsin. Değilim tabii. Hiç kimsenin farkında değilim. Senden başkasını görmüyor ki gözlerim, görmeyeceğim. Murat'la her anımız mutluluk doluydu. Gözümüzden sakınırdık birbirimizi. Sevgimize nazar değmesin diye dualar ederdik. İkimiz de kıskançtık. Ben belli etmezdim ama Murat çıldırırdı. İlk kavgamızı arkadaşım Gülşen'in düğününde ettik. Adım sesi güzele çıkmıştı. Düğünlerde, nişanlarda şarkı söylettirirlerdi bana. Sakin ol biraz bu arada. Tamam. Yaman atma. Baktırma sandım.
Yahu Cemal, kafam bozuldu. Hadi biz de. Baksana ya, dansöz sanki. Şenlendirdin kız. Darısı senin başına. İnşallah. Tebrik ederim. Hadi gel. 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 Aslı ya. Uyma sakın şu bizim manyağa. Tamam. Ne oldu Murat? Daha ne olsun be? Şakır şakır oynadın öyle. Kıçın başın meydanda. Dansözlüğe heveslisin galiba. Laf mı seninki Murat? Arkadaşımın düğününde oynadım. Suç mu yani? Gülşen de benim düğünümde oynar. Bu kafayla gidersen senin düğünün falan olmaz kız. Ne demek istiyorsun sen? Anlamadın mı? Benim karım olacak kız böyle ortalıklara düşmez. Fingir demez. Ağzını topla Murat. Arkadaşımın düğününde şarkı söylediysem, oynadıysam fingir demiş mi oluyorum? Bana uymaz Aslı. Mum gibi olacaksın. Mazbut olacaksın. Oh, şimdiden böyle yaparsan biz evlenince esir hayatı yaşatırsın sen bana. Böyle giderse evleneceğimiz de şüpheli yavrum. Sanki ben de bayıldım sana. Ayaklarına kapanıp yalvarayım istersen ha. Dilin de bir karış ha. Özür dilemek aklına gelmiyor mu? Esas sen özür dile bende. Daha hem suçlusun hem güçlü. Kızım, ben pire için yorgan yakarım. Anında yüreğimden atarım seni. Bu kadar kolay ha? Ne oldu beyim büyük aşkına? Hani beni öylesiye seviyordun? Sensiz yaşayamam diyordun. Tamam. Ama sen layık olamadın ki. Hadi, şimdi git oyna kızım. Ben yokum artık. Tamam mı? Çekip gitti. Sanki dünya başıma yıkıldı. Murat'la birlikte canım gitmişti sanki. Sudan çıkmış bir balık gibiydim. Derdimi kimlere anlatacaktım? Sığınacağım sıcak bir yuvam da yoktu ki. Annem gündeliğe giderdi. Üvey babam benim ve annemin kazancıyla devamlı içki içerdi. Zavallı annem. Üvey babamla benim aramda kalmıştı. Babamın bağırıp çağırmasına kulaklarımı tıkayıp banyoya kaçtım. Belki inanmayacaksınız ama ölmek istiyordum. İlk aşkım, her şeyim Murat yoktu artık. Jiletle bileklerimi kesmek geldi aklıma. Son anda vazgeçtim. Bir kerecik daha gör yüzünü, sonra intihar et kızım dedim kendi kendime. Sonradan anlattı. Meğer Murat benden betermiş. Geldim, geldim. Fatma anacığım, vallahi kusura bakma. İçme dedim ama dinleyen gel kim? Gel, gel. Ben içerim. İçerim, sarhoş olmam. Tabii canım, hiç sarhoş olur musun sen? Öpeyim anacığım. Tamam, tamam yavrum. Şuraya uzatalım Cemal. Tamam anacığım. Dur ya, ben iyiyim. Dur, İyiyim, dur. Bırak beni. Hay Allah ya. Ben kaçayım anacığım. Allah'a ısmarladık. Tamam, güle güle oğlum. Güle güle. Anne, çok fenayım.
Kalkma Uzan oğlum, ne oldu? Aslı'yla kavga ettik anne. Ne var kavga ettiyseniz, barışırsınız. Senin oğlun eşek ana. Kızın kalbini kırdı. Kırdım ama haklıydım. Anneciğim, öpeyim seni. Yeter oğlum, öpeyim. Yeter. Bu kadar içmezdin sen. Demek Aslı'ya üzüldün. Üzülmek mi? Kahroldum be anacığım. İçim yanıyor anne. Cayır cayır yanıyor. Tamam, tamam. Üzülme. Şimdi güzel güzel uyu. Sabah konuşuruz. Hadi. Olmaz anne. Sabaha çıkmam ki ben. Ölürüm ben bu acıyla. İntihar ederim. Ağlar mısın anne? Şimdi tokadı patlatacağım ha. Kazık kadar oldun. Hiç acımam. Yersin şamarı. Vur anne, vur. Kafama kafama vur. Ne yapacağım şimdi anne? Aslımın kalbini kırdım. Evladım, gönlünü alırsın, kızın olur biter. Bu kadar üzülme. Aslı ile kavga edersiniz ama asla ayrılamazsınız. Öpeyim, öpeyim onu. Tamam, tamam, tamam. Ay, oğlum, gel. Gel. Gel oğlum. Fatma anam Murat'ı zor uyutmuş o gece. Sabah ben işe giderken o geçtiğim yolda bekliyordu beni. Özür dilerim. Eşek kafalı. Daha fazlasını söyledim. Hak ettim çünkü. Seni kırdım, üzdüm. Biz üzülmedik sanki. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gülmeyeceksin ama. Gülmem. Ben ayrıldık diye intihar etmeyi düşündüm. Hani gülmeyecektin? Kendime güldüm. Aynı şeyleri ben de düşündüm. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Murat. Ertesi gün tatildi. Murat'la denize gittik. Çok sevdim burayı. Yeni keşfettim. Kimselerde yok. İkimizin plajı. İstanbul'da plajlar tıklım tıklım oluyormuş. Öyle yerlere götürür müyüm seni? Bir sürü magan. Yiyecekmiş gibi bakarlar sana. Deliririm. Kıskanç, ne olacak? Öyleyim. Niye saklı? Gözümden bile kıskanırım seni. Ben sanki seni kıskanmam. O marketçinin kızı sana asılıyor diye boğacaktı. Senin eline su dökemez o. Kimsin? Sen benim dünya güzelimsin. Takıyorum sana. Dur. Dudaklarım senin Murat. Yalnız senin. Ölünceye kadar. Ama evlenince. Evlenince. Gölgede otursam yanacağım. Fena mı güneşte yanma? Babalığım denize gittiğimi anlarsa yanarım. Gülşen de biliyor. Kızım o senin üvey baba. Sende bir hakkı yok ki. Neden bu kadar çekiniyorsun? Bana kızınca hırsını annemden alıyor. Övüyor kadını. Lanetim peki. Böyle olmayacak. O heriften kurtaracağım seni aslında. Annemle gelip seni isteyeceğiz. Hafta sonunda Murat annesiyle geldi. Heyecandan ölecek gibiydi. Sağ ol kızım. Yakup Bey. Vallahi ne diyeyim Fatma Hanım. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ne yapalım? Kısmet neyse o olur. Şoförlük yapıyor değil mi? Şoförlük yapıyor. Ama kısmet olursa kendi arabası olacak. Kolay mı? Bir taksi plakası 3-4 milyar eder.
Bir de askerliğini yapmamış galiba. Yapmadım. Bir ay sonra gideceğim. Bir ay sonra gideceksin, iki sene sonra geleceksin. Kim öle, kim kalı. Bu iş olmaz Fatma Hanım. Hemen kestirip atmayın Yakup Bey. Bu çocuklar birbirlerini deliler gibi seviyorlar. Sevgi karın doyurmuyor. Aslı 12 yaşında elime geldi. Emek verdim, yetiştirdim, öz kızım gibi sevdim. Öyle değil mi hanım? Söylesene. Kızın gibi sevdim. Allah razı olsun. Peki Yakup Bey, bari söz keselim, resmiyete dökelim. Murat askerden dönünce tekrar konuşuruz. Konuşacak bir şey yok Fatma Hanım. Olmaz dedim mi olmaz. Anne bir şey söylesene. Ne diyeyim kızım, baban daha iyi seni bilir. Ne diyorsa o olur. Gidelim anne. Bize müsaade Yakup Bey. Vallahi çok üzüldüm. Babalığım zorluk çıkardı, vermedi. Üvey kızıydım. Benden kurtulacaktı. Neden? Niçin? Sen daha yatmadın mı? Uykum yok. Bana kızdım vermedim diye. Ama sonra hak vereceksin babana. Sen şoför parçasına layık değilsin. Ben onu seviyorum. Nesini seviyorsun, nesini? Layık mı sana? Bu mahallenin en güzel kızısın sen. Krallara layıksın. Benim kralım Murat. Her şeyim o. Hadi hadi. Kendinin kıymetini bil. Şu güzelliğin kimlerde var ha? Gözlerin, vücudun, bacakların... Her bir yerlerin çok güzel. Yatacağım artık. Sabah erken kalkacağım. Allah rahatlık versin. Bende gözü vardı. Bu iğrençliği Murat'ıma anlatamadın. Söyleyemedin. Bir ay sonra askere gitti. En büyük asker bizim asker. 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 Vakit geldi. Mektup yaz. Sen merak etme. Canım. Bir daha söylüyorum. Annemle burada otur. Olmaz Murat. Olmaz işte. Annemi bırakamam. Ne olur anla. Anlıyorum ama... Seni çok özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim. Seni çok seviyorum. Aslı'yı sana emanet ediyorum anne. Sen de Allah'a emanet ol oğlum. Canım benim. Yeminler etmiştim ama bekleyemedim.
Bekletmediler, bekletmediler. Bekletmezler yavrum. Allah belalarını versin. Başta üvey baban değil mi? Yalnız o mu? Allahsızlar, ırz düşmanları. Yeter, konuşturmayın beni, tamam. Yeter. Tamam bir tane, canım, tamam bir tanem. Hadi ama ağlama artık. Ay bırak Ayla, bırak ağlasın kız. Çektiği acılar gözyaşlarıyla akıp gider belki. Ağla kız, ağla vallahi. Neden anlatmadın anne? Nesini anlatayım oğlum? Askerdin sen. Anlatıp da askerliğini mi yaktırsaydım sana? Biliyordun değil mi anne? Başından beri biliyordun. Herkes biliyordu. Arkadaşlarım, en yakınım. Ben onlara Aslı'yı sorarken için için gülüyorlardı demek bu. Böyle bir acıya hiç gülünür mü oğlum? Aslı gelinim olacaktı. Torunlarımın anası olacaktı. O tertemiz kız bu hallere nasıl düştü anne? Yemin ederim bilmiyorum oğlum. Mahalleden ayrılırken bana geldi. Anacım dedi. Sarılıp sarılıp ağladı. Bir şeyler söyleyecekti, söyleyemedi. Çekip gitti. Aradan zaman geçti. Bir gün... Evet anne. Aslı yoldan çıkmış dediler. Şunlara bak anne. Resimlere. Bunları yaşadım mı ben? Ya bunlar yalandı anne... Ya da bu gece bir rüya gördüm ben. Oğlum yeter artık. Kendini yiyip bitirme. Ben eşkıya ile kelle koltukta 2 yıl çatıştım anne. Tek tesellim vardı. Döneceğim ve Aslı ile evleneceğim. Bileydim, eşkıyanın kahve kurşununa siper ederdim göğsümü, bir kere ölürdüm. Şimdi her gün öleceğim ben. Bir defa değil, 1000 defa öleceğim anne. Tanımam artık gündüzü, dost edindim geceyi.